Mırrık. Sanırım orta üçteydim. Yine köyden Gaziantep'e bir köy otobüsü yolculuğu öncesinde Kılcan'da kerpiç bir duvarın dibinde otobüs bekliyorduk. Bizim köy Gaziantep-Karkamış arasındaki asfalt yola 2-3 kilometre mesafededir. Bu uzaklık hala aynı ama şimdilerde çoğu köy yolu asfalt oldu bütün. Yollarımız asfalt ama dardır. Gaziantep'e o dönem tek başına gidişlerimiz genelde bu asfalt yoldan pek çıkmayan köy otobüsleriyle olurdu. Köyümüzden Karkamış Gaziantep yoluna o 2-3 kilometrelik mesafe ise kimi zaman yaya olarak bazen de araçla kat edilirdi. İşte duvar dibinde beklediğimiz o gün köy otobüsü bir türlü gelmedi. Normalde Kılcan'dan sabah çok erken vakit geçen otobüs güneş iyice doğmasına rağmen ortalıkta gözükmüyordu. Asfalt kenarındaki barak köylerin içinde çok oyalanan köy otobüsleri yola hava ta karanlıkken koyulurdu oysa. Bu arada otobüs bekleyen birkaç kişi yavaştan usanmaya başlamıştık. Bir müddet sonra komşu köyden Selçuk abi yoldan geçen arabalara işaret etmeye çalıştı. Vallahi bir süre sonra Selçuk abinin çabası netice verdi. Hülmenli olduğunu öğrendiğimiz bir abi durup 3 kişi bizi aldı Gaziantep'e gitmek üzere. Göy bir Renault'su olan abi kadar hızlı araba kullanan birine şahit olmamıştım o güne kadar. Adamcağız sağ olsun bizi okula yetiştirmişti ilk dersler bitmeden. Yalnız arabaya binerken heyecandan ve aceleden olsa gerek, o vakitler her köyün hemen her köşesinde olan, içinden atık suların geçtiği ve mırrık denen yeşilimsi çamur birikintisine basmıştım fark etmeden. Ortaokula yetişene kadar ayakkabımdaki mırrık çamuru da kurumuştu. Fakat okulda bizim civar köylerden bir kızın "Ne o, mırrağa mı bastın?" şeklindeki o ince dokundurmasını hiç unutamadım doğrusu. Velhasıl Barak Ovası'ndaki köylerde fena şeyler de olmadı değil geçen yıllarda. En azından her köyde kanalizasyon var artık ve neyse ki o sevimsiz mırrıklar yok oldu.